Ne yazık ki ben de ölümünü bekleyen kadınlardan biriyim. Eski eşinden gelen hakaretlere ve ölüm tehditlerine daha fazla dayanamayan genç kadın isyanını bu sözlerle haykırdı. Genç kadın boşandıktan sonra yaşadığı kabusu Show Haber'e anlattı. Aldatıldığım için ben ayrıldım. Şiddet de çok gördüm evliyken. Evliliği bitti, şiddet bitmedi. Boşanıp kurtulacağını sandı ama öyle olmadı. İşte ben seni öldürürüm, bütün aileni öldürürüm, işte hepinizi hani böyle mahvederim diyor. Hani evim falan basmışlığı oldu benim. Mansura Hanım 3 yıl evli kaldı, 2,5 sene önce de eşinden boşandı. Ancak iddiasına göre eski eşinin ne hakaretleri ne de tehditleri bitmek bilmedi. Çok alkolik bir adam olduğu için de. Mesela alkolik mesela ben bir şiddet falan uygulamaya çalışırdı. Bana oğlumu vermesen ben seni öldürürüm diyor. 2,5 yaşındaki çocuğunu görme bahanesinin arkasına sığınan eski eş, 27 yaşındaki kadının peşini bir türlü bırakmadı. İşe gitmeye bile korkan Mansura Bozkuş 3 kez şikayetçi oldu. Eski eşine uzaklaştırma cezası verildi ama o da kâr etmedi. İşte en son işte dün akşam biz ona tartıştık. Yine beni öldüreceğini falan söyledi. Tamam, hemen polis ekiplerine haber verdim. Sağ olsun hani hemen polis ekiplerimiz geldi. Mahkeme çocuğun velayetini de Mansura Hanım'a verdi. Anne oğul hayatlarına yeni bir sayfa açmak istedi. Ancak işler onların planladığı gibi gitmedi. Ben dışarı çıkmaya korkar oldum ya artık. Biz sana zarar vermedik. Bize ne istiyorsun yani? Show Haber ekibi iddiaların hedefindeki adamı da aradı. Ama o numara kullanılmıyor. Hem kendi hem de çocuğunun hayatından endişe eden genç kadın kabusun artık son bulmasını istiyor. Hep bir tehdit, hani hep bir ölüm korkusu insan yaşayamaz.